Merhaba arkadaşlar. Osmanlı arşiv belgelerini okuma ve yorumlamaları yaptığım Talha Hızal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yapmış olduğum belge okumalarından vaktinde haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda çevrenizde Osmanlı arşiv belgelerini, tarihi belgeleri okuma konusunda kendini geliştirmek isteyenlere videoları paylaşmanızı rica ederim. Bu çalışmamızda İstanbul'da kolera vukuatına dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, o zamanki isme göre Şehir Emanetinden dahiliyeye gönderilen bir metin okuması gerçekleştireceğim. Evet, yine her belgede olduğu gibi en üstte hüve ibaremiz mevcut. Sağ kısımda kurum anteti yer alıyor. Okumayı bu sıralamaya göre yapıyoruz. En üstte şehir emaneti, altında sıhhiye müdiriyeti, adet 257. Orta kısımda muhatap yazar, dahiliye nezaret-i celilesine. Sol kısımlarda da son dönem evraklarında gördüğümüz hülasa kısmı mevcuttur. Kolera vukuatı hakkında. Kolera vukuatı hakkında. Devletülü Efendim Hazretleri. Evet, biraz bozuk bir hikaye yazılmış. Son dönem evraklarında maalesef rikahat çok açık bariz değildir. Üsküdar'da Selimiye mahallesinde mukim dülger esnafından İsmail ile Sarıyer'de mukim Hammal Asım Nam kimselerde kolera arazı Elif şurada kolera arazı görülmekle derhal tedabir-i sıhhiye-i şedideye yani şiddetli sıhhi tedbirlere tevessül ile beraber tetkikat-ı bakteriyolojiye dahi icra ettirilerek her ikisinin koleraya musabiyetleri tahakkuk eylemiş. Bunların koleraya ne şekilde yakalandıkları musabiyet denk gelme isabet kelimesinden aynı kökten geliyor. Tahakkuk eylemiş ve Selimiye mahallesindeki vefat etmiş olduğundan bu bapta icap eden tedabir-i sıhhiye-i tahfizenin tatbik ve icrasına yani bu konuda gereken tahfiz korumak yani hıfstan türüyor korumak demektir. Koruyucu sıhhi tedbirleri almanın ve icrasına son derece ihtimam olunmakta bulunmuştur. Burada bir boşluk var. Nokta anlamına geliyor. Merkumana hastalığın suret-i sirayeti hakkında
Evet, burada kullanılan merkuman adı geçen iki kişi demektir. Yukarıda koleraya yakalanan iki kişiden bahsetmiştik. Biri vefat etmişti. Hakkında icra edilen tahkikat-ı amikaya, derin tahkikata rağmen sarih bir netice elde edilememiş ise de servi burnunda ve kavak tahaffuzhanelerinde bulunan ve servi burnunda ve kavak tahaffuzhaneleri var. Bunlar o dönemin karantina bölgeleri oluyor. Bulunan Asakir meyanında illet-i mezkurenin mevcudiyeti gayri resmi haber alınmakta bulunduğuna, bunların yaşadığı yerlerdeki askerlerde kolera olduğu gayri resmi olarak haber verilmiş bulunmağa ve musabiyetin birinin Selimiye isabet edenlerin birinin Selimiye kışlasına ve diğerinin servi burnu ve kavak tahaffuzhanelerine karip bu iki tahaffuzhaneye yakın mahallerde mukim olmalarına nazaran burayı zaten daha sonra çizmişler. Önemsendiği içindir belki bilemiyorum. Cihet-i sirayetin asakir ile ihtilatat vukuuna matuf olması. Askerlerle bir araya gelme, karışma, ihtilatat, karışma. Buna bağlı olduğu, atfedildiği ağleb ihtimal bulunmuştur. Böyle büyük ihtimalle budur. Yine bir nokta, geniş boşluk. Dünkü tarih ile takdim kılınan tezkire-i acizi de dün de bir tezkire göndermiş. Dahi arz olunduğu biraz karışık ama arz elif vav lam şurada nun var arkadaşlar olunduğu vecihle bu tür kelimelerde tavsiyem devamındakine göre zaten her zaman Osmanlı belgelerinde siyak sibak unsuruna göre yani kelimenin öncesi ve sonrası unsuruna göre okuma yapmakta fayda vardır. Vecihle salifüz zikr bahsedilen adı geçen tahaffuzhanelerdeki bu karantina yerlerindeki asakirin şehir ile adem-i ihtilatlarına, şehirle karışmalarına kemaliyle itina olunmadığı askerlerin şehirdekilerle karıştığı düşünülüyor. Ve bulaşık mahallerden, evet günümüzdeki bulaş kelimesine benzer bir tabir olarak çıktı karşımıza. Bulaşık mahallerden gelmiş asakirin tecrit ve tathiri cihet-i kemaliyle cehd-i kemaliyle pardon buna çaba fazlasıyla çaba harcayarak ifa edilmediği surette fazla çaba harcanmazsa şehrin sene-i sabıkada olduğu misillü kolera yani bir sene önce olduğu gibi kolera istilası tehlikesine fevkalade maruz kalacağı müstağni-i arz bulunmuş
olduğunda arz etmeye bunu gerek bile yok. Yani eğer buna dikkat edemezsek bu konuda ikazımıza gerek bile kalmaz. Bulunmuş olduğuna takayyüdat-ı tahfiz ve tedabir-i sıhhiyenin tevsik ve kemaliyle tatbiki ve cihet-i askeriyece vuku bulan kolera vukuatından emanet-i sıhhiye müdiriyetinin sondaki kef günü gününe haberdar edilmesi hususatının harbiye nezaret-i celilesine tekiden bu konudaki günü gününe haber verilmesi hususlarında hususatının harbiye nezaret-i celilesine tekiden ikaz edilerek daha kesince daha doğrusu kesince işarı sıhhiye müdiriyeti ifadesiyle istirham olunur muhtemelen arkadaşlar. İstirham olunur. Ol bapta emrü ferman Hazreti men lehül emrindir. Evet, tarihine bakalım. Başta fi ibaremiz var. 21 Ramazan sene 331 fi 10 Ağustos sene 329. Baştaki elif harfi şurada. 10 Ağustos 329. Bu da miladi olarak 24 Ağustos 1913 tarihine tekabül ediyor. Şehremini altta da imza mevcut. Cemil, evet Cemil yazılmış. Cemil imzası. Dönemin belediye başkanı Cemil Topuzlu arkadaşlar. Evet, bu metinde kolera salgını ile alakalı İstanbul Belediyesi'nden, şehir emanetinden dahiliyeye askerlerin bulaştırması konusundan dolayı bir metin gönderilmiş oldu. Yine devamında da Harbiye Nezaretinden ve dahiliyeden bu konuda alınması gereken önlemleri içeren metinler gönderilecek arkadaşlar. Evet, her metin, diğer metinlerin yaptığım gibi bu metnin de yorumlanması ve sadeleştirilmesini Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarımda yapıyorum. Aynı zamanda belgenin orijinal görüntüsünü de oradan paylaşıyorum. Bu belgelerin asıl görüntülerini de kendiniz bu adreslerimden, hesaplarımdan inceleyerek daha sonrasında kendi okumanızla burada yaptığım okumayı kıyaslayabilirsiniz. Bu sizin için daha öğretici olur kanaatindeyim. Başka metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.